Merhaba Süheyla ablacığım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok güzel. Yeriniz çok güzel. Teşekkür ederiz. Kıymetini bilin. Vallahi biz kıymetini çok iyi biliyoruz. Gerek bizlerle, gerek personelle. Evet. Bize sayın valimizin armağanı. Tamam. Onların bize bir teşviği. O yüzden biz kadın kooperatifleri olarak mutlaka buna çok büyük bir şekilde sahip çıkıyoruz, çıkacağız da. Tüm Adana'nın da sahip çıkmasını istiyoruz. Aynen, aynen. Çünkü bu Türkiye'de kurulan ikinci birlik ama aktif şekilde böyle standları ve satış reyonu olan artı kafe bireyi olan birinci. Çok güzel, çok güzel. O yüzden sağ olsun halkımızın da desteği. İnşallah olur. Bu Ulus Parkı'nın şeyini ben aynen bir anda girdim bu Ramazanoğlu şeyinin karşıdaki binaya. Evet, külliyesine. Külliyesinin mıntıkası. Aynen Bursa'daki Tophane. Evet, gezdin değil mi? Oradaki hani Orhan Gazi. Evet, evet, aynen. Ertuğrul Gazi'nin şeyleri var, türbeleri. Onun aynısı. Sen bana şeyi ürünle ben ilgili bilgi verirsen memnun olurum. Beraber gezelim isterseniz. Tamam, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bunların yapmış olduğu seramik çalışmaları. Yine bunların bütün buradaki gördüğünüz ürünlerin hepsi kadın kooperatiflerimizdeki kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği ürünler. Çok güzel. Onlar yapıyor, burada sergiliyoruz, satıyoruz. Hem kooperatiflerimiz kadınlarımız kazanıyor, hem kooperatiflerimiz kazanıyor, hem de kadın kooperatif birliği kazanıyor. Çok güzel, aha, çok güzel ablacığım. Şöyle alabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir genel olarak alayım. Bunları ben montajlayacağım. Ha, iyi oldu. Şurada mesela şu Portakal Festivali'nin özel olarak yapıldı. Olarak yapıldı. Bundan 4 tane vardı, bir tane kaldı. İyi. Çok ilgi çekici. Çok güzel. Yani ürünlerimiz aynı şekilde. Bunlar da böyle bu Portakal Festivali'ne kadar şey yapıldı. Çok güzel bunlar da bizim kaç kooperatif demiştiniz abla? 7 tane. 7 kooperatif bir şey. Çok güzel. Bunlar da aynı şekilde yine kadınlarımızın el emekleri bunlar. Çok güzel, gayet güzel. Bunlar da çantalar, bayan çantaları. Ürünleri var. Mesela evet. Bunlar bizim Kıvılcım'ın ürünleri. Yastıklar. Burada yastıklar başka kooperatifimizin. Yastıklar bizim kendi ürünlerimizin. Yani burası evet. Tamamen kolektif kooperatiflerin kolektif ürünleri. Şu da Antakya şey sabunu gibi herhalde. Bunlar işte değil mi? Sizin Antakya değişik sabunları yok, gibi. Yok yok. Mesela bu karbon sabunu. Şu bu hep Adana imalatı mı bunlar? Adana imalatı evet. Çok güzel. Şurada bizim Kıvılcım Kadın Kooperatifi'nin keçi sütlü sabunu var. Çok güzel. Vallahi, burada süper. Evet diğer ürünlerde de aynı şekilde. Burası keçi sütlü sabununda evet. %80 biz keçi sütü kullanıyoruz. Çok formülü güzel. Formülü ait. Kadın Kooperatifimize ait. Kıvılcım Kadın Kooperatifi'ne. Nazan Koluman var bizim ortağımızın. Şu anda danışmanımız. Evet. Onun formülüyle bu ürünü elde ettik. Balcan'ın Mersesi'nden keçi sütlerini soğuk zincirle alıyoruz. Atölye veriyoruz. Kadınlar orada çalışıyorlar. Ondan sonra bu sabunların üretimini yapıyoruz. Çok güzel. Şeyi soracağım. Süheyla ablacığım şöyle sorayım. Bu dükkan yani bu kooperatif mekanı sabahlar kaçta açılıyor? 9'da açılıyor. Akşam saat 7'ye kadar. 7'ye kadar. Evet, cumartesi pazarda dahil. Pazarda dahil. Evet, oo çok güzel. İstediğimiz zaman buraya gelip kesinlikle alışveriş yapıp aynen, gidebiliriz. Aynen, tabii ki. Çok güzel. Çay kahve şeyi var. Tamam. Piyasaya göre mesela sabunlarınız falan da herhalde şeyli. Kesinlikle, hesaplı tabii, kitaplı tabii, değil mi? Mesela şu keçi sütü piyasada 20 liraya satılıyor. Ha çok güzel. Çok güzel. Burada 15 liraya satılıyor. Çok güzel. Evet evet. Ben evet. Mesela bunu diğer firmalara 20 liraya satarken evet. Burada 15 liraya satılıyor. Şöyle yani, koyayım. Sabunlarımız aynı şekilde. Yani burada sabundan tutun tekstil ürünlerine varıncaya kadar. Mesela şu tablolarımız. Bunların evet, hepsinin bir evet. Hikayesi var. Evet, burada evet. Da yine evde oturan kadınımızın üretmiş olduğu. Burada mesela bunun arkasında tahtadan yapmış herhalde. İçine mi işleme yapmış evet, üstüne? Evet. Mesela burada yeni yıl incisi yapıyor. Bunun bir şey var. Hikayesi var. Evet. Evet, yeni evet. Yılda biliyorsunuz her taraf karlarla dolu ve ince yağan 25, karları 85 lira. 85 lira evet. Bunun da aynı şekilde. Tamam. Ondan sonra burada hediyelik ürünlerimiz var. Mesela burada işte bir başka kooperatifimizin içinde sabun olan anahtarlık, sabun, makyaj malzemesi. Tam hediyelik bir kutu. Evet, aynen. Hediyelik alıp, bir kutu. Alıp hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Bunlar aynı şekilde. Bunun küçüğü. Tamam. Kesesi, sabunlu, anahtarlık. Bak burada da kuyumculuk. Burada
gümüş. Evet, burada da el ürünleri, kadınlarımızın el ürünleri. Valla ellerinize sağlık, çok güzel. Şunlar mesela güzel gidiyor çocuklara. Ha, çocuklar için. Çocuklar için örmeler. Buralarda reçeller var. Reçel, var. Gıda. Makarna sosu, turşu, zeytinyağı, turşu şeyler, sirkeler. Bunların hepsi kadınlarımızın kendi ürünleri. Evet. Bunu, şunları biz daha yeni yaptık mesela turunç reçelini. Ha, reçeller. Evet. Kadınlarımız yaptılar, biz de satışa sunuyoruz. Ve ben eskiden Antalya'da görmüştüm de, buradaki Adana'daki belediyede çalışan işçilere de anlattım. Ya dedim bu portakal, turunçlar hep yere düşüyor, çöp olup gidiyor. Haklısın abi. Ya dedim bunu bir kooperatiflere verin, reçel yapsınlar bir şey, yani değerlensin. Necim abi biz onları var ya, İnce Millet böyle bahçesi olan tanıdıklarımızdan gidip alıyoruz. Mesela en son sağ olsun vali, sayın valimizin bahçesinden turunçlar toplandı. Bunlar vallahi yapıldı. Belediye verir ya, yani bir müracaat edilse, yerlerde çürüyor. Değil mi? Çalışıyoruz evet. Ben röportajı burada kesiyorum tamam, yayını. Tamam. Bu tamamen montajlı değil, tam bir kasetlik şey oldu. Evet, teşekkür ederiz. Bunu şey yapacağım. Her zaman ayrı bir montajlayacağım. Çıkın gelin diyoruz. Geliriz inşallah. Geliriz. Teşekkür ederiz. Kapatıyorum. Ahmet abime de sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. Sağ olun benim. Teşekkür ederim. Tamam.